Bugün size 1.0.95 beygir Polo'yu tanıtacağım. Comfort 9 donanımına sahip araç. İç mekanı böyle. Koltuklarının sizi tutuyor. Kaymıyorsunuz üstünde koltukların. Destekleri falan iyi. Bayağı alttan falan çıkan bu destekler de sizi dolduruyor belinizi. Klimalarımız manuel. Comfort olduğu için arabamız. Burada geniş bir eşya gözümüz var. Buraya bir Note 8 büyüklüğünde bir şey sığar. Manuel vites. Manuel vitesin yani Jetta testinden izlediyseniz ne dediysem geçerli. Yolları falan her şeyi çok güzel. Çift bardaklığımız var. Gayet güzel. Burada bir kolçağımız var. İçine bayağı böyle elim giriyor. Çok büyük. Burada da eşya gözlerimiz var. Eşya gözleri bakımından iyi araba. Kapı cepleri nispeten geniş. Hani B segmenti bir arabaya göre içi ferah. Öncelikle onu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi iyi. Geliştirmişler. Burası yumuşak. Burası sert ama hani sıkıntı değil, gayet güzel. Burası bile yumuşak yani. B segmenti bir araç için çok kaliteli bir iç mekanı var. Geniş bir torpidosu var ama içi kadife kaplı değil. Bence bir eksi. Böyle bir ekranı var ortasında. Ekran, yani dokunmatiği falan güzel. Passat testinde bahsettiğimiz gibi orta ekranı güzel ama tabii ona göre gelişmemiş bir ekran. Radyosundan açalım. Size müzik dinleteyim. Birazcık. Ayarlaması her şey ergonomisi kolay. Altı hoparlörü var aracın. Müzik sistemi iyi yani. Volkswagen'lerin genelde müzik sistemleri iyidir. Zaten bir sıkıntısı yok. Direksiyonu da standart bildiğimiz Volkswagen. Ama derisi sanki bir tık daha farklı. Sinyal kollarımız standart Volkswagen. Kapılarımız üstleri sert malzemeyle kaplı. Kapının açma kapama şeyi yani tok baya. Gayet memnun kaldım. Onu söyleyebilirim. Cam açma butonlarımız falan diğer gördüğümüz araçlarla ortak. Dörtlüğümüz buradan yanıyor. Şimdi arka mekanı göstereyim size. Arka iç mekanı. Şimdi arkası böyle aracın. Ben şu an kendi arkama oturuyorum. Benim boyum 1.82. Ben şu an sığdım. Diz mesafesi de var. 1,5 parmak kadar diyebiliriz. Başta 4 parmağım kalıyor. Çok iyi. Baş mesafesi çok iyi. Arka koltukları falan da çok rahatmış. Gerçekten rahat araba. Arka camları otomatik, manuel değil. Diğer araçlarda olduğu gibi. Bu segmentte genelde manuel oluyor. Arka cebimiz var burada küçük. Ama iş görür. Yani kapı üstleri falan her yer sert malzemeyle kaplı ama yani kolunuzu koyduğunuz kısım da sert malzemeyle kaplı ama yani bence büyük bir sıkıntı değil. B segmenti olduğu için bunlar normal. Şurada bir gözlüklüğümüz var. Onu size söylemeyi unuttum. Bagajı açalım. 355 litre bagaj hacmimiz var. Altta istepnemiz var. Bence yeterli. Bir sıkıntısı yok. Polo bence Turanza T1000 lastiklerimiz var. T00000. Bence Polo gayet güzel olmuş. Yani neredeyse Golf'ü de yakalamış. Polo yani gerçekten ben Polo'yu çok beğendim. Almayı düşünenler varsa yani düşünmeden alabilir. Bu segmentteki diğer arabalara göre daha oturaklı gibi duruyor. İç mekanı falan daha kaliteli. Onu söyleyebilirim. Göstergelerimiz böyle ama çok şık, okunabiliyor. Sadece şu orta ekranı keşke renkli olsaydı diyebileceğim bu kadar. Kapı açma kapama sesleri de hiç fena değil. Radyo ekranımız buradan kapanıyor. Böyle. Yani Polo'ya onun üzerinden ben 8,5 veririm. Güzel araba. İzlediğiniz için teşekkür ederim.